Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün bir çiçekçideyiz. Burada gördüğünüz gibi çok güzel çiçeklerimiz var. Şimdi şöyle fiyatlarıyla ilgili bilgi alacağız. Evet Emrah, seni dinliyoruz. Şimdi burada güzel güller görüyorum ben. Şöyle nasıl satıyorsunuz bunları? Demet mi satıyorsunuz? Böyle başka bir şöyle buket mi satıyorsunuz? Nedir yani bu işin sırrı? Anlat bakalım. Demet halinde satıyoruz. Adet olarak da satıyoruz. Mesela yani bir demette kaç tane gül koyabiliyorsunuz? Yani mesela bu güllerin demetleri şu anda yeni gelmiş mezatların 20'lidir. 20'li gül demeti kaç lira? Mesela şu anda gülün tanesini biz 5 liradan satıyoruz. Takriben yani 100 lira gibi fiyatı oluyor. 100 lira? Hı hı. Gülün demetlerinde şurada da gördüğünüz gibi. Ne yapmış? Aha, içine bunlarla süslemesini yapıyoruz. Şunlardan koyuyoruz içine. İsterse müşteri Casablanca lilyumlardan yapıyoruz. Bunun adı ne? Casablanca lilyum. Bunların demeti var mı? Yani bunlar tek tek mi satılıyor yoksa vazoda mı satılıyor? Tek tek de satılıyor, vazoda da satılıyor. İsterseniz hani aynı gülle olduğu gibi, gülle lilyum çok güzel durur mesela. Onun da ortalama olarak bir fiyatı yani 70 liradan başlar. Demet fiyatından bahsediyorsun. Hem demet, yani işte 2 tane lilyum koyulur, 10 tane gül koyulur. Şunlar cerberadır, genel olarak çelenklerde kullanılır. Ne iddialı olmadın? Cerbera ismi. Cerbera. Kırmızı, pembesi, beyazı. Çelenk olarak yapılırız genelde. Ferforjede de kullanılır. Anladım. Şu anda arkadaşın yaptığı gibi ferforje yapıyor şu anda. Oraya da geleceğiz şöyle, yavaş yavaş gidelim. Evet, şurada ben bir aycıklar, kalpler görüyorum. Bunları da müşteriler mesela yanında eş ürün olarak istiyorlar. Evet, çok güzel. Kalp yastık, ayıcık. Eş ürün olarak istiyorlar müşteri genelde yanında. Mesela burada şöyle doğum günü pankartları var. Kalp çubuklarımız var. Evet, bunlar da çok güzelmiş. Mesela şöyle bir vazoda ürün hazırlayıp kendi resminizi tasarladıktan sonra ortaya fotoğrafını koyuyoruz. Şuraya mı? Evet. Mesela kalp çubuk süslemesi oluyor şöyle gibi. İşte balonlar var mesela, balon koyuyoruz. Mesela şöyle bir pankart koyuyoruz. Mesela bu çok güzel bir şey bu. Seni seviyorum. Şu anda bu 50 lira mesela. 50 lira. Aha. Çok yüksek maliyetleri olan şeyler değil. Değil, evet. Herkesin alabileceği şeyler. Çok güzel bir şey. Mesela şu vazo içerisinde 15'li gül buketidir. Bunu buket haline de çevirebiliriz. Bu ne kadar mesela? Bunda 15 tane gül var. Yani 75 lira. Vazosu da bizim hediyemiz oluyor. 75 lira çok güzel. Fiyatlarımız çok yüksek değil. Burası bayağı böyle bir iş alanı ya. Şöyle baksana, bir atölye yani, gibi çalışıyorsunuz. Atölye gibi. Bunlar ne oluyor mesela? Bu ne? Şu anda yapılan şey ferforje. Ferforje. İşte o genel az önce gösterdiğimiz cerberadan yapılır. Kırmızı gülden yapılır. Şöyle edelim. Şu ne mesela? Şu. Bu oasis, bu çelenklerin altına kullandığımız, ferforjenin altına kullandığımız çiçek köpüğü gibi bir şey. Çiçek köpüğü yani suya batırıldığı için çiçek burada canlı kalıyor. Hani kesildikten sonra suyun içinde kalması için. Evet, anladım. Mesela harf kutuları yapıyoruz. Harf kutuları yapıyoruz mesela. Şunlar ne mesela? Şöyle sırasıyla gidelim. Şunlar. Bunlar bukete sardığımız işte tela, tergel, tül, gelin arabası da yapılır mesela bundan. Anladım. Süper. Şununla şunu birleştirip mesela saksı çiçeklerini sararız, buketi sararız. Evet, anladım. Güzel. Bu çelengin ön kalıbıdır. Artık teknoloji gelişince bunlara dönüldü. Şöyle şöyle mi tasarlayacağız onları? Aynen. Bu iki göbekli bir çelenk kalıbı. O cerberelerle bunları saplayıp yapıyoruz. Anladım. Şöyle şurada taşlar görüyorum. Bu taşlar vazoların altlarına koyduğumuz taşlar. Oasis içine koyup taşlar kenarını döndükten sonra oasisi kapatıyoruz. Yani daha şık bir görüntü olmuş oluyor. Mesela şöyle kutularımız var. Buna mesela ismin baş harfini yapıyoruz. Kenarlarını kırmızı gülden dönüp evet. İçerisine mesela işte Ayşe'nin ağasını yapıyoruz. Beyaz gülden belirgin olacak. Anladım. Şurası bayağı güzel. Vazolarımız var. Mesela burada hazırladığımız ürünler var mesela. Kenarda tuttuğumuz. Papatyalı güllü. Ne kadar bu fiyatı? Mesela bu papatyalı güllü ürün vazosuyla beraber 40 lira. 40 lira. Şurada şöyle orkidelerimiz var. Orkideler var. Bunlar çok güzel. Tek dallı orkidelerimiz mesela 60 lira. Çiftliler 80 lira. Seramiye bizim hediyemiz oluyor. Şöyle burada çelenkler hazırlanıyor. Evet, şu anda siparişimiz biraz yoğun, çelenk yapıyoruz. Şurada siyah kutular görüyorum. O harf kutular işte onlar. Onlara harf yazıyoruz. İsmin baş harfini yapıyoruz mesela. Geçenlerde hatta bir tane müşteri Yasemin yazdırdı. Bayağı hepsiyle. Y harfi, A harfi, S harfi. Bayağı iyi bir müşteri, sağ olsun. Şurada şöyle bir şey görüyorum. Bu yeşil biçme. İtalidir o ürün. Hollanda'dan geliyor ürünler. Yurt dışı genel olarak yetiştirilir.
Ama çok güzel görünüyor. Ne adı bunun? Yeşil biçme. Yeşil biçme. Evet. Ne yapıyorsunuz bundan? Bu kutular var ya. Evet. Bu kutulara mesela işte ufak daha ufak güller var. O güllerle beraber karışık. Yani güzel bir süslemesi oluyor bunda. Şurada şöyle o kırmızı taşlardan. Aha, taşların üzerine yapıyoruz. Kullanılmış şekli var. Evet, doğrudur. Burada beyazı var mesela. Şurada beyazı var. Evet. Şöyle türlü türlü vazolarımız var. Kalp cam mesela var şöyle taşlı. Oasis ortasına koyup kenarlarını kapatıyoruz ki kötü bir görüntü olmasın diye. Bunları çiçeğin yanında hediye veriyorsunuz ama değil mi? Tabii bu çiçekle beraber gidiyor. Anladım. Şöyle şurada çiçek. Bunlar yosunlar. Teraryum yosunlarıdır onlar. Hı. Teraryum yapıyoruz biz. Oha şurada çok güzel papatyalar var. Evet bunlar daha yeni gelen ürünler. Bunlar demet mi oluyor? Bunlar adet bazlı da demet koymuşuz tabii biz buraya. Bunlar adet mesela bazlı mı satılıyor? Yok yani mesela müşterinin işin durumuna göre değişiyor biraz. Mesela müşteri diyor ki 30 liralık bir buket yap bize diyor. Ona göre bir demet, bir buçuk demet falan harcıyoruz ona. Çok iyiymiş. Şurada mesela tekli kütüklerimiz var. Bunun içerisine aracman yapıyoruz oasis'e koyup. Çok değişik bir şeydir bu da. Şu anda hazırda ürünümüz yok ama öyle. Evet çok güzel. Bunun içerisine yeşil oasis'i koyup işte beyaz cilden mesela bir değişik bir aracman oluyor. Burada böyle bayağı. Tabii. Bu senin ağaç çiçekleri var, evet. Şurada sepetler var. Evet, onlar da içeri sepet, yani çiçek sepeti yapıyoruz. Anladım. Vazolarımız var. Burada yapay çiçek de mi satılıyor? Yok, yapay çiçek satmıyoruz biz. Canlı çiçek üzerine çalışıyoruz. Bunlar da kaktüs çeşitleridir. Teraryum dediğimiz ürünler yapılır bunda. Elma armut camın içerisine yapılır. Var mı yapılmışı? Şu anda hazırda yok. Ama istendiğinde yapılabiliyor. Mesela Krasula'dır bunun adı. Şuna mı? Bunun adı Krasula. Şunun adı Hobbit. Mesela şunun adı Aleokozmo. Şu Aleokozmo? Evet. Şu? Hobbit'tir o da. Hobbit. Hı hı. Vay şunlar çok güzel görünüyor. Evet Sedum'dur onun adı da. Çikolatalarımız mevcut. Üçlü kutularımız mevcut. Çikolata da satıyorsunuz. Tabii çikolatamız da var. Fıçı içerisinde yaptığımız aracmanlar var mesela şunlardan. O kütüğün üçlüleri var mesela şöyle. Bunlara da aracman yapıyoruz OS'in içine batırıp. Balonlarımız var burada. Şu balonlardan istiyor mesela müşteri. Bunun ismi Bonzai. Tabii akla bir yanlış bir şey gelmesin. Bonzai demek sanat demek aslında. Bakalım şöyle bir tanesini çıkart bakalım şöyle. Bu bizim karatekitteki onlardan eleman değil mi? Bu mesela kökten beslenmez. Yapraklardan beslenir. Sulayarak yani yapraklarını her gün sulamanız gerekir büyümesi için. Belirli bir boya gelir. Bu şu anda 90 lira mesela. Bonzai'nin fiyatı. Tamamen ithal bir üründür. Hollanda'dan gelir bu da. Bayağı bir iş ortamı burası. Böyle tabii, kağıtlar, peçeteler, altta bir tüp var. Tabii. Şurada orjinallerimiz var. Yukarıda çiçeklerimiz var. Saksı. Bunlar fiyatları ne? Mesela onun için salon bitkileridir bunlar. Yuka'dır onun adı ikili. İkili yukalar 100 lira. Şu kenardaki soldaki masenyanadır. İki yapraklı. Şu mu? Geniş yapraklı olan. Hı hı. 100 liradır o. Onun arkasında Tropic Snow var mesela. Onun fiyatı 80 liradır. Şurada çok güzel, çok farklı bir şey görüyorum. Bunun ismi Hipericum. Bu evet. Garnitür olarak, çiçekçilerin tabiriyle garnitür olarak kullanılır. Buketlerin arasına kullanılır. Anladım. Şurada çok güzel. Mor orkideler var. Mor orkideler var. Burada beyaz tekli orkideler var. Mesela mor orkidelerin fiyatları 80 liradır çiftli. Tekli beyaz orkidelerin fiyatları şöyle gördüğünüz gibi boyludur. 60 liraya satıyoruz biz burada. Seramiği dahil olmak üzere. Evet. İsterse altına az önce gördüğünüz tül pergelde de sarılabiliyor. Şurasına. Evet. Bu çiçeğin adı Guzmanya mesela. Saksı çiçeğidir. Şu mesela barış çiçeği. Spatifilyum. Bunun ismi Antorium. Antorium. Fiyat? Antorium 75 lira. Guzmanya 60 lira. Sipatiler 50 liradır. Biz ucuza çalışıyoruz biraz. Güzel, çok güzel bir yer burası. Şimdilik böyle Allah'a ısmarladık. İyi seyirler dileyelim.